budur işte. Doğumla ölüm arasında koştuğun yol. Dedem, yüzünü seveyim, gel otur şöyle. Hatta biz eve gidelim ha. Kendine eziyet etmenin amcama bir faydası yok ki. Olmaz. Oğlum içeride canıyla uğraşırken ben hangi eve barka sığarım yarın? Söyle. Sen niye bu kadar geç kaldın yenge? Bir şey mi var Zehra? Bir şey mi oldu? Yok yok, bir şey yok. Her şey iyi. Uzun kalmadım aslında. Hemşire bırakmadı ki daha fazla. Hazar Bey iyi. Daha da iyi olacak inşallah. Nasıl tabii yengem? Daha da iyi olacak. Başka bir şey dedi mi doktor? Nefesi nasıl? Rengi nasıl? Ha anlat. Umut var mı? Var elbet. Umut her zaman var. Allah Hazar Bey'i evlatlarına bağışlayacak. Bundan gayrısını düşünmek mümkün değil. İnşallah. Hazar ne sıkıntılar anlattı. Bunu da atlatacak, göreceksiniz. Benim amcam güçlüdür, merak etme. Rayın ortalıkta yok ama ben hep yanındayım senin. Yaren, sen bir dışarı çık, hava al, tamam mı kızım? Azat, sen de kardeşin yanına git, hadi. Zehra Hanım, çantanızı unutmuşsunuz. Hem bebeğiniz hem kendiniz için dinlenmeyi unutmayın lütfen. Bebek mi? Ne bebeği? Yenge sen geber misin? Hazar oğlum. Doğacak çocuğunu görmeden ölmek yok, toprağa düşmek yok. Umutla büyüyen ailemizi acıyla eksiltmek yok Hazar. Hadi oğlum uyan artık ha. Dayan. Hadi uyan artık. Geçen gün gözümün içine bakarken bin bir renk vardı. Şimdi yanında nasıl değişti her şey? Rüzgar ne kadar sert olursa olsun babalar yıkılmaz derdi babam. Onlar evlatları için hep ayakta kalırlar derdi. Ben bu anlattıklarını bilmiyorum. Babası olunca insan nasıl oluyor bilmiyorum. Baban olunca her daim gidecek bir evin oluyor. Sıcak bir ekmeğin sırtını yaslayacak dağın oluyor. Nerede duydum hatırlamıyorum ama İnsan babası ölene kadar çocuktur demişti biri. Ancak o ölünce büyür. Ben büyümek istemiyorum. Ben çok erken büyümüşüm o zaman.
Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.